SGK uzmanından açıklama. Emeklilik ve borç yapılandırmasında yeni kanun bekleniyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, SGK borç yapılandırmaları ve emeklilik süreçleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. SGK uzmanı İsa Karakaş, son yıllarda sıkça gündeme gelen SGK borç yapılandırmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2021 yılında yapılan SGK borç yapılandırmasından sadece 2 yıl sonra 2023 yılında 7440 sayılı kanun ile yeni bir yapılandırma kanununun çıkarılmasının ardından yurttaşların borç yapılandırma beklentilerinin giderek arttığına dikkat çeken Karakaş, bu beklentilerin nedenlerini ve gelecekteki olası gelişmeleri değerlendirdi. Yapılandırma kanunları art arda geliyor. Son 15 yılda hemen her yıl veya 2 yılda bir yapılandırma kanunlarının çıkarıldığını belirten Karakaş, en son 2021 yılında gerçekleştirilen SGK borç yapılandırmasından 2 yıl geçmeden 12 Mart 2023'te yayımlanan 7440 sayılı kanun ile yeniden bir yapılandırma düzenlemesi yapıldığını ifade etti. Karakaş, bu düzenlemelere rağmen başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere SGK ve maliye borçluları, emeklilik hazırlığı yapanlar ve diğer yurttaşların SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep ettiklerini aktardı. Karakaş, Ey yurttaşlar sosyal medya hesaplarımıza ve gazetemize sıkça sorular göndererek SGK ve Genel Sağlık Sigortası borçlarının ne zaman yeniden yapılandırılacağını soruyor. Bu güncel bir beklenti haline gelmiş durumda dedi. Ekonomik sıkıntılar artan beklentileri tetikledi. Karakaş, 2023 yılında yaşanan ekonomik daralmanın, yüksek faiz oranlarının ve sıkı para politikasının borçluların beklentilerini artıran temel etkenler olduğunu belirtti. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle yurttaşlar borçlarını ödeyemediği için yeniden yapılandırma taleplerini dile getiriyorlar. Özellikle faiz oranlarının yüksekliği ve kamu borçlarının artırılması mağduriyetlere yol açarak borç yapılandırması beklentilerini daha da güçlendirdi. Karakaş, e "Ekonomik sıkıntılar ve yüksek faizler nedeniyle yurttaşlar kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep ediyor." Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %50 seviyelerine çıkarması, kamu borçlarına uygulanan gecikme zammının da fahiş boyutlara ulaşmasına yol açtı. Bu durum, borçluların mağduriyetlerini artırarak, yapılandırma beklentilerini yükseltti dedi. Bağkurlu eğitliler ve esnafın durumu Karakaş, yapılandırma beklentilerinin yalnızca SGK borçlarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bağkurluların emeklilik süreçlerini de ilgilendirdiğini vurguladı. 2023 yılında çıkarılan EYT kanunu ile SSK'lıların emekli olduğunu, ancak Bağkurluların borçları ve yüksek ihya maliyetleri nedeniyle emekli olamadığını belirtti. Ayrıca, söz verilen prim eşitleme vaadinin yerine getirilmediğini, bunun da Bağkurlu yurttaşlar arasında büyük mağduriyetlere yol açtığını ifade etti. Bağkurlu yurttaşlarımız, özellikle esnaf ve sanatkarlar, emeklilik hakkını kazanabilmek için borçlarının yapılandırılmasını bekliyor. Bu grupta prim borçları ve diğer borçların düzenlenmesiyle emeklilik hakkı elde edilmesi önemli bir çözüm olabilir dedi. Emekliler için mağduriyet oluştu. 2021 yılında gerçekleştirilen yapılandırmanın özellikle bağkurlular ve emekliler için önemli fırsatlar sunduğunu söyleyen Karakaş, bu düzenlemede sigortalılık sürelerinin ihya edilerek prim borçlarının ödenmesi yoluyla birçok yurttaşın emeklilik hakkı kazandığını belirtti. Ancak 2023'te yapılan düzenlemede bu uygulamanın yer almadığını ve bunun Bağkurlu Eğitliler için mağduriyet oluşturduğunu vurguladı. Karakaş, 2025 yılına sayılı günler kala özellikle Bağkurluların bu konuda beklentilerinin arttığını söyledi. Kredi ile emeklilik ve yapılandırma ihtimalleri Karakaş, 2021 yılında yapılan SGK borç yapılandırmasıyla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında yapılan protokollerle kredi imkanlarının sağlandığını, bunun da çok sayıda yurttaşın emeklilik hakkı kazanmasına olanak tanıdığını belirtti. Kredi ile emeklilik hakkı kazanabilmek için birikmiş prim borçlarını ödeyen sigortalılara 41B ve 41A kapsamında yaşlılık aylığı bağlanmasının mümkün hale geldiğini vurguladı. Ancak mevcut durumda yeterli prim borcu bulunan ancak ödeme yapamayacak durumda olan yurttaşlar bu tür fırsatlar için yapılandırma kanununu bekliyor. 2025'te yeni yapılandırma bekleniyor. Karakaş, 2025 yılına yönelik beklentilerin yüksek olduğunu belirterek SGK ve Genel Sağlık Sigortası borçlarının ne zaman yeniden yapılandırılacağı sorusuna da yanıt verdi. Şu anda SGK tarafından gönderilen Genel Sağlık Sigortası GSS borç tebligatlarının yüksek faizler nedeniyle ödeme güçlüğü çeken yurttaşlar için büyük bir sorun oluşturduğunu ifade etti. Aynı şekilde Bağkurlular da benzer bir durumla karşı karşıya. Karakaş, kaynaklardan aldığı bilgilere göre, 2025 yılına kadar SGK ve vergi borçları için yeni bir yapılandırma kanununun çıkarılmayacağını belirtti ancak 2025 yılı mart veya nisan aylarında hükümetin faizleri düşürmeye başlamasıyla birlikte yeni bir yapılandırma kanununun çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.